Ve selamlar herkese. Futbol Manager'ın kamerayı da düzelttim. 2024'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. En son Beşiktaş'la ligde beraber kalmıştık. Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi yendik. Alanya'yı Türkiye Ligi'nde yendik. Ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi yenip transferlerimize bakmıştık. Şu ana kadar da bir tane transfer yaptık. Danilo Doaki'yi kadromuza kattık. Bir önceki bölümde kendisi kafa vuruşlarında yani hava toplarında iyi, zihinsel olarak iyi ve fiziksel olarak iyi. Ben kendisini daha çok Nelson yerine düşünüyorum. E, pasör stoper de oynayabiliyor ama yani top kapması ne kadar iyi gözükse de vizyonu falan ne kadar ortalama gözükse de hem tekniği hem pası çok ortalama seviyede. E, yanlış hatırlamıyorsam aynen. Mesela aynı durumdaki Abdülkerim'in pas 14 teknik 13. Hali böyle olunca Doeki'yi kadroya aldığımız onu kenar stoper veya sabit stoper şeklinde değerlendirebiliriz. Yani tam pasör olarak oynatmayabilirim haberiniz olsun. E, bu arada transfer bütçemiz de var. 6 milyonluk bir transfer bütçemiz var ama şu an kullanmayacağım. Kullanmama sebebim de şu e, Yönetim Mekke'nin transferini bitirecek mi bitirmeyecek mi o yüzden kullanmayacağım. Tabii ben Yasin Özcan'a teklif yaptım. Bir önceki yayında yapmıştık zaten. Yusuf Sarı'ya ve Ahmet Kutucu'ya teklifler yaptık. Yusuf Sarı veya Ahmet Kutucu'dan birini tercih edeceğiz bu arada. Ama e, Yusuf Sarı mı daha iyi Ahmet Kutucu mu? Bakıyorum şu an. Neredeyse aynılar. Ee, Ahmet 24 yaşında, Yusuf 26 yaşında. Bakacağız yani duruma göre. Olmadı ikisi de kabul ederse şu an arkamda e, sevgili sevgilim var, eşim var. Eşime sorarım. Yani yapacak bir şey yok. Eşime sorarım. Transfer toplantılarını vesaire beraber, yani transferleri vesaire ben size göstereceğim. Evet Yusuf Sarı ile ilgili ilk rapor geldi. 500 bin euroluk teklifi reddetmişler. Öner dediğimiz zaman 2.6 milyon. Toplamda neredeyse 5 milyona yakın bir teklif istiyorlar. Yusuf Sarı'ya hayır diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Rodrigo Riquelme'ye kiralık teklifleri gelmiş ama şöyle bir durum var. Biz şu an Mekeni ile görüştüğümüz için yabancı bir oyuncu alabilecek durumumuz yok. Tu en son. var mı lan yoksa? Bakıyorum. Yok. Evet. O yüzden Roman Riquelme'ye yeni bir teklif yapmayacağız. McKennie'yi bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Orta sahaya bir iki yönlü olabilecek bir orta saha almak istiyorum. Rios biraz ne dedin ona? Rios fazla teknik kalıyor. Ya zaten Rios'un olayında burada da gördüğünüz gibi mezele ve ofansif oyun kuruculuk var. Yani benim oynatmak istediğim şey yok. Rios biraz daha Sara'nın yediği gibi şu an. İkisi beraber olduğu zaman da orta saha yumuşak kalıyor. O yüzden benim Mekkeni'ye gerçekten ihtiyacım var. Mekkeni olmazsa da hızlıca bir iki yönlü orta saha bulup bunu halletmeye çalışacağız. Çünkü Berkan tek başına zorlanıyor haliyle. Ve evet Ahmet Kutucu ile ilgili yaptığımız teklif kabul edildi. Daha doğrusu 1 milyon euro teklif yaptık. <laughs> kabul etmediler ama sözleşmeden payla beraber 2,5 milyona Ahmet Kutucu'nun teklifini kabul ettirdik. Kendi yani zaten antrenörlerimizde B- eksi vermişler Ahmet Kutucu'nun transferi için. Bizim de yerli oyuncular konusunda biraz sıkıntımız vardı. Biz seninle 3 yıllık yapalım. Hadi maaşında 700 yapayım. Bu şekilde primsiz milimsiz Ahmet'le anlaşalım. Tamam. Ahmet olmasaydı da artık Aral'a gidecektim bu arada. Yani yapacak bir şey yok. Bir de bir önceki bölümde hatırlarsınız Ali Turap gitmek istediğini söylemiştik. Kayseri Spor'dan da 68 bin euro'luk bir teklif geldi. Mecbur kabul edeceğiz. Yani Ali Turap'ın piyasası da bu kadar maalesef. Yani ben kalmasını istiyordum. Oynatmayı planlıyordum Ali Turap'ı ama maalesef kendisi gitmek istedi. Umarım başarılı olur yani ne diyeyim. Evet Mekke'den de kötü haber geldi. Paris Saint Germain'e gitme kararı almış. Hayda üst üste kötü haberler alıyoruz ya. Fernand Getson Fernandez'e Frankfurt'a gitmiş. Çok canım sıkıldı. Bizim şimdi iki yönlü bir orta sağlamamız lazım. Bu transfer süreci uzarsa bu arada Leverkusen maçlarını bir sonraki bölüme bırakırız da. Çok çok kötü oldu bu ya. Peki benim şey arttı mı? Aa, 9 milyon artmış. Yani çok da artmamış aslında bakarsanız iki yönlü orta saha. Peki var mı bizim bu takip listemizde iki yönlü bir orta saha? Goretzka varmış. Mekkeni'ye çok üzüldüm be. Çok heveslenmiştim Mekkeni'ye. Yani Orkun bize gelmez. Şunu iki yönlü diye arayalım. İki yönlü yok. Fark etmez deyip buradan kendimiz seçeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Yani tekrar Ebimbe'ye dönebiliriz. Ebimbe hem her yerde oynuyor hem özellikleri genel olarak gerçekten iyi tekrar bir Ebim Bey için şey yoklayabiliriz. Şunu kaldır. Şunu hadi 3 taksit yapalım. Bunu da 6 milyon yapayım. 9,5'ta. Çok mu verdim lan? Tek de kabul ettiler. Çok verdim galiba ya. Emre Kılıncalı mı bitsek ya? Ben Emre kılınca da gideceğim. Yani özellikleri fiziksel falan düşük. Çok ortalama ama bu da her yerde oynuyor. Çok sıkıştığımız maçlarda Emre Kılıcı kullanabiliriz bence ya. Evet, Ebimbe ve Emre Kılıcı'ya döndük. İkisi de birden fazla bölgede oynayabiliyor. Biraz da onları seçtik. Bak burada mesela Tyler Bot da varmış. Amerikalı ama bu da oyun kurucu şeklinde oynuyor. Ebimbe de o şey değil mi? Aynen, savaşçı ortası benim istediğim şekilde oynuyor. Tyler Bot da iyiymiş ha. Ya bu birden fazla mevkide oynayan oyuncular benim çok aklımı çeliyor ya. Gerçekten çok aklımı çeliyorlar ya. Nick Proper. Nick Proper. Bu da ofansif kuruyuymuş. Edan Diop. Bunda da var bir Mbappe tipi var zaten. Bunu alamayız. Peki takip listemizdeki Türk oyunculara bir bakalım. Dur pardon. Şunu şöyle çıkar. Şuradan uyruk diyelim. Transfer olmak Enes'i alamıyoruz. Kerem maliyle. ay var. Orkun var. Rıdvan var. Rıdvan biraz pahalı olmasa denenebilir aslında ya. Eren Elmalı varmış bak. Sol bek. Yasin var. Yasin vermiyorlar seni ya. Seni vermiyorlar Yasin ya. 10 milyon falan istiyorlar Yasin. Yani yazık. Yazık. Şimdi yani gidince bizim Aa, Ali Turap gidince benim bek sayım 3'e düşüyor. Benim bek de bulmam lazım. Ebim teklifimiz kabul edilmiş. Şu savaşçı olmasan da olur be. Ebim Oh be galiba Ebim be'yi çözdük ya. Hadi iki buçuk vereyim sana. Prim vermeyeyim iki buçuk vereyim. Tamam iki kırk yedi. Dört yıllık. Şimdi bizim bek bulmamız lazım. Yusuf Özdemir gelirse tamam. Temsilcimiz bize, gözlemcilerimiz bize bir oyuncu önermesi yaptı. O an Garcia var. Kaleciymiş. Donny Van de Beek var. Yani Mark Pubil. Mark Pubil. Sabek. Sabekimiz var ya. Geçtim. Sergio Carreira. Sabekimiz var. Jordi Alba. Inter Miami'deymiş de. Ne yapacağım Jordi Alba'yı? Şey mi? Boston mu vereceğiz burada? Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Bak bu da her yerde oynayabiliyor. Ama çok pahalısın ya. Güçte de, dengede hiç yok. Hızlı hızlanma da var. Abi uçarsın sen yanlışlıkla ya. Koşarken sakatlanır lan bu. Ama her yerde oynuyor gene. Ben seni bir takip listeme alayım. Ozan Kabak. Ozan Kabak gelir mi ya? Ya bu artık aç gözlülük olacak ama. Ben alabileceğimden de değil de. Fabinho. Aa ne oldu? Lan? Aa lan. Lan Fabinho. Torreira Fabinho orta sahası. Yıllık 7 nasıl vereyim ben sana? Bak yıllık 5 vereyim. 5.96 vereyim lan hadi. İmza parası. İmza parası verecek paramız var mı lan bizim? Yok ki. Gerçi bu gelirse Ebin Bey'i almayacağız. Tamam. 3 ya da 2 yıl. 2 yıl 2 yıl. 3 yıl dersem şimdi şey olur. Ee, ben sana şampiyonluk primi olarak 650 vereyim. Bu arada arkadan klavye sesleri gelebilir. Begüm çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle oldu. Eee 15 maça çıktıktan sonra pardon 15 demeyelim onu. 20 maça çıktıktan sonra ben sana 689 vereyim. 20 maça çıkmadan yollarız. Ee, ayrıca 10 gol ve asist yaparsan da 1 milyon daha vereyim. Yok tamam tamam uzatmaya gerek yok tamam. Florentino Ruiz Kemal Maktürkoğlu'nun Takım arkadaşı şu an. Geçtim. Bit şu bu şey değil mi ya? Ben Bit şu abuyu nereden hatırlıyorum? Ben bunu nereden hatırlıyorum ya Bit şu abuyu? Bir yerden hatırlıyorum ben bunu. Nereden hatırladığımı hatırlamıyorum. Bit şu stopermiş. Attık listemize. Salih Özcan. Salih'i bir sonraki sezon alabiliriz aslında ama bakalım iki sezon mu oynayacağız, 3 sezon mu oynayacağız, ne kadar oynayacağız. Ee, devamını isterseniz yorumlarda yazın. Biraz izlenmeler düşük kaldı o yüzden beğenileri, yorumları eksik etmezseniz çok sevinirim. Ve evet uzun uğraşlar sonucu, yalan bir, bir tane görüşmenin sonucunda Ahmet Kutucu 2,5 milyona Galatasaray'a transfer ettik. Uzun süre sonra ilk transferimiz Ahmet oldu. Hemen lisans kaydını yapalım Ahmet'in. Yerli oyuncular konusunda biraz sıkıntıdaydık. Ahmet'in gelmesi bizim için o yüzden iyi oldu. Şimdi altyapıdan bir oyuncunun Ali Turab'ı çıkartayım ki yer açılsın burada. Ee, hemen forma numarası da verelim. 9 numara istiyorsun Ahmetçim. Ben sana 29 numarayı vereyim yani. Ne dersin? Ahmet'i de böylece Galatasaray kadrosuna katmış olduk. Arda Hoca'nın bize kazandırdığı isimlerden biri oldu Ahmet. Umarım Ahmet'te de, de güzel şeyler yaparız. Böylece artık ille çift forvet oynamak zorunda değilim. Kanat oyuncularım var. Yani Barış var, Ahmet var, Yunus var. Bir tane daha kanat oyuncusu aslında iyi olabilir gene de. Fakat şu an için bu üçü yeterli. Gerçi bir tane de almak lazım ya. Almak lazım ama mesela biz Ahmet'i rotasyon olarak kaldık. Yine rotasyonda oynamayı kabul edecek bir oyuncu bulmamız lazım. Yine Türk olursa işimize gelir. Emre Kılınç'ın teklifini kabul etmediler. Milli takımımızda var Kenan Karaman. Kenan da o kadar da değil be. O kadar da düşmeyelim ya. Burak ince çok iyiydi ama sonra galiba artık o kadar iyi değil. Emre Gökay Sivas Spor'da. Yok bu da gelmez bize. Ya gelmez dediğim olmaz yani. Nurdan bakıyorum. Alim Yüksekoğlu bize değil mi zaten ya? Ben ama Göztepe. Ben Göztepe'ye mi sattım lan Halim'i? Vallahi satmışım ha. Peki iyi yapmışız. Bir bildiğim vardır diye düşünüyorum. Yani Ahmet Kutucu'yu aldık. Bir tane daha rotasyonda oynayacak bir oyuncu bulabilirsek iyi olur. Ya benim aklıma bir oyuncu geliyor. Bence bizi idare de eder. Bence bizi yeteri kadar idare de eder. Neredeydi o? Hem Galatasaray altyapısından yetişme. Hem de maliyeti görece düşük. Efe Can'a gidesin var ya. Bir sene oynasa bizde. Bir iki sene. 105 bin. Sana 100 bin nakit vereyim lan. Efecan'a gidelim ya. Hem dediğim gibi Galatasaray altyapısı. Ee, Galatasaray altyapısında da bir tane oyuncumuzu katmış oluruz. Maaşı da düşük. Yok bunu istemem. 2 yıl. Hadi lan tamam bir sene de uzatalım eğer 15 maça çıkarsam. Yani evet takıma da abilik de yapar. Emektar da oyuncu. Geçmişine değer de vermiş oluruz. ama Hem futbola başladığı takımda bitirmiş olur. Efecan bence iyi olur ya. Ben severim böyle transferleri. Arada böyle takıma abilik yapabilecek transferleri severim ben. Eskiden mesela şey yapıyordum. Arda Turan'ı çekiyordum tekrar takıma. Efecan'ın ya. Hoşuma gitti. Bak Efecan'ı yalları alırsak çok mutlu olurum. Genelde ben böyle Efecan transferine çok bakmazdım. Bir, önceki oyunlarda çok bakıyordum ama. Trabzon Eren için pazarlık ediyormuş ya. 7.5'da vermem Eren'e ya. Ve evet Galatasaray'da transfer bitmez demiştik. Transferler bitti. Alanya Spor'dan Yusuf Özdemir'i kadromuza katıyoruz. Sol bek rotasyonu için. Ve Dina Ebimbe'yi geçen yaz döneminde de almaya çok çalıştık. Gerçekte de Galatasaray istemişti. Ama bir türlü alamamıştık. Hatta Beşiktaş'a gol attı geçen aynı transfer maçında. Ama Ebimbe'yi artık kadromuza katıyoruz. Ve hem orta sahayı dolduruyoruz hem sol bek'i dolduruyoruz. İki tane iyi transfer yapıyoruz bu şekilde. Hemen şu şekilde ekleyelim. 28 kişilik oyuncu kadromuzu da tamamlamış olduk böylece. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Gökdeniz'de altyapıdan da değil. Gökdeniz'de şöyle çıkartabilirim. Efecan gelince de buraya ekleriz. Çok iyi oldu. Şimdi forma numaralarını verelim. Yusuf'a Antalya'nın forma numarası 1'di. 2 kaç lan? 7 idi. Hadi Yusuf'a Antalya'dan geldiği için 7'yi verelim. Ebim Bey'e de ben şunu bilirim çok iyi orta sahalar, çok iyi takım oyuncularının numarası 22'dir. Mesela Berkan Kutlu'nun 22'ydi. Hakan Balta'nın 22'ydi. Ben Ebin Bey'e de 22'sini vereceğim. Böylece iki tane transferi, üç transferi birden bitirmiş olduk. Ebin Bey'i şey karşılasın Nelson. Yusuf'u da Abdülkerim karşılasın. Tamam. Ve evet emektar futbolculardan Galatasaray altyapısında yetişmiş oyunculardan Efecan'ı da kadroya kattık. 35 yaşında Efecan. Ee, Veteran bir kadro transferi oldu ama ben Efecan'a güveniyorum. En azından bizim ihtiyacımız olduğu anlarda sorumluluk alabileceğine inanıyorum. 35 numara boşta Efecan 35 yaşında olduğu için de o 35 numarayı vereceğim. Futbola başladığı Galatasaray'da futbolu bıraksın. Taraftarlar kötü karşıladı Efecan transferini ama yapacak bir şey yok. Ben inanıyorum. Gol de atacaktır, goller de atacaktır, asistler de yapacaktır. Efecan'a güvenimiz sonsuz. Buradan Efecan Karayaca'ya da selamlar olsun diyelim. Ve evet Ali Turap sonunda ayrılmaya karar verdi. Kayseri Spor'la anlaştı. Ali Turab'ı özleyeceğiz. Ya benim şans verdiğim bir oyuncuydu. İlk defa böyle bir şey başıma geldi bu oyunda ya. İlk defa gençlerden birine şans verdim ve gitmek istedi. Ya umarım Kayseri Spor'da oynar. Yani yapacak bir şey yok. Ben kalmasını istiyordum. Ama rotasyonumuz iyi, kadromuz iyi. Artık kanatlarda da oynayabilir, kanatlı oyunlarda da oynayabileceğiz oyuna başka oyuncular da sokabileceğim. Oyunu değiştirebilecek oyuncular da sokabileceğim. O yüzden mutluyum ben genel olarak. Ahmet Kutucu'yu mesela iki maçları oynatıyorum. Yani 6.75 gözüküyor ama bence daha iyi oynuyor. Ki sonra da oyuna girdiğini düşünürsek. Dina Ebin Bey'i de oynattım. Yani son maçta 11'de oynattım. Ondan önce yedeklerden oyuna soktum. Yani genel olarak iyi. Şimdi önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında geçtikten sonra artık yolumuza devam edeceğiz. Ama bu fikstür nedir? Ben niye sürekli 3 günde bir maç yapıyorum ya? Ve evet artık Fenerbahçe maçına geldik. Ya bu arada Fenerbahçe maçından önce ben bir İrfan Can'a teklif yollayayım dedim. Kabul etti İrfan Can. Valla 550 binde bedavaydı neredeyse. Ama sözleşme olarak benden yıldız oyuncu statüsü istedi. Ben de vermedim haliyle. Sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyormuş. O zaman bir tekrar denerim eğer sözleşmesi uzatmazsa. Ama yani İrfan Can şimdi bende iki tane yıldız oyuncu şey var. Sözleşmesi var. Biri Osimen, diğeri Icardi. İrfancan, ben sana nasıl yıldız vereyim ya? Ha versem nerede oynatacağım? Ama bir deneyeyim dedim hani olur mu olmaz mı diye. Olursa bir sonraki yaz döneminde deneyeceğiz artık. Uğurcan'ı kaleye koydum. Sanchez, Nelson, Abdülkerim, eee Danilo'yu bilerek koymadım. Hani üçünün alışkın olduğu şekilde oynamasını istediğim için koymadım. E, açıkçası ben son zamanlarda Yelert'in performansını çok beğeniyorum. O yüzden Jakob forma vermeyeceğim. Yelert'i oynatacağım sol bekte. Zaten kendi evimizde oynuyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Torreira, Ebin Besaray'ı oynatmaya devam edeceğim. Forvet'te de Icardi. Icardi Bat şu ay mı yapsam? Yoksa Yunus Akgün'ü e on numara mı oynatsam? Yunus Akgün'e son zamanlarda bayağı iyi performans gösteriyor. Ama Icardi Batshuayi oynatalım. Batshuayi ilk maçta bayağı iyiydi çünkü. Ee, hazır ilk maçta bu kadar iyi olan bir oyuncum varken başka bir oyuncu oynatmaya çalışmayayım orada. Berkan'ın kondisyonu düşük ama kadroyu alacağım. Efecan, Yunus, Ahmet'i de alıp kadroyu bitireceğim. Evet. Fenerbahçe maçına hazırız. Ligde bu arada çok öndeyiz. Yani bu maçı kazansak da kaybetsek de ligde artık zaten şampiyon ya şampiyon diyebiliriz. Buradan ben vereceğimi zannetmiyorum şampiyonluğu. Ligde çok öndeyiz. Artık bizim için şampiyonlar liginde gidebildiğimiz en yüksek yere kadar gitme var. Ama tabii ki bu maçları da kazanalım. Ligde maç kaybetmeden Gerçi bir maç kaybettik galiba değil mi? Ligde en azından en az maç kaybıyla şampiyon olmayı isterim. Şimdi üçlü defansla oynuyorlar. Bizim gibi oynuyorlar aslında. Ben GQ'ya, Bekaya ve şeye baskı istiyorum ji kuya biraz sert olabiliriz. Fred'in e, maç kondisyonu eksikmiş. Hem şey hem markaj istiyorum ona. Ceko'nun da yaşından faydalanalım istiyorum. Ceko ve Tadic'in yaşlarından faydalanalım istiyorum. Biz daha genç bir takımız. Levent Mercan, Burak Kapacak, İsmail Yüksek'e de pres yapalım. Mert Hakan da pres yapalım. Mert Hakan ya Fenerbahçe'nin kadro niye böyle? Mesela İrfan'ı niye oynatmıyor bu adam ya? Mesela sen niye oynatmıyor? Adil Demirbağ al. Demirbağ ı almış Fenerbahçe'de stopere. Çok ilginç. Fenerbahçe'nin yapay zekası ilginç biraz. Şimdi Tortor'um benim. Gel bakayım. Sıkı markaj yap. Tortor kimi? Bir şey diyeyim mi? Tortor Fred'i kapatsın. Ebimbe gel sen de. Sıkı markajda. Ebimbe de Ceko'yu kapatsın. Şu şekilde bir değişiklik yapalım ve ve sahaya yavaştan çıkmaya başlayalım. E, bu arada biliyorum maç seslerinden dolayı bazen benim sesim geri planda kalıyor. Ama şimdi olabildiğince kıstım maç sesini de belki daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve maça başladık. Ciku, Fenerbahçe Ciku ile maça başladı. Umarım Fenerbahçe'yi yenip ligde yolumuza dolu dizgin devam edeceğiz. Fred, Çağlar, Levent Mercan, Çağlar. Önde baskımız devam ediyor. Toreyra kovaladı Fred'i. Livakovic, Ciku, İsmail, Fenerbahçe şu an kendi yarınında pas yaparken Barış Alper aldı. Barış Alper gidiyor sağ kanattan. Barış içeri girdi. Korner. Barış çok iyi içeri girdi ama şut atmayı tercih etti. O da korner'e çıktı. Sara ortaladı. Livakovic aldı topu. Bu arada bu bölümde başka maç yapmayacağım. Çünkü çok uzuyor diğer türlü. Diğer bölümde ikili Lever Kuzan maçını yapacağız ama. Levent. Şimdi sol kendi sol kanalından geliyor Fenerbahçe. Levent orta dışarı. Ceko'nun şutu dışarıda. Fenerbahçe'de ilk tehlikeli hatanı gerçekleştirdi böylece. Barış Alper. Icardi. Barış. Barış. Yine girdi içeriye. Ortaladı. Yelert indirdi. Sara. Sara Korner. Gelert'i dediğim gibi beğeniyorum ben. Son maçlarda da sürekli asist yapıyor. 7 asiste falan olmuş. O yüzden Yelert'i oynatmaya karar verdim. Ebimbe içeri doldurdu İsmail. Tekrar Yelert. Yelert şut mu atacak? Yelert, Yelert! 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 İşte bu. Evlat ya. Vallahi evlat ya. Gerçekte de güveniyorum sana aslanım. Sana gerçekte de güveniyorum. Yelert'in golü. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 11. Yerden temiz bir şut. Livakovic avlıyor Yelert. Çok güzel başladık maça. Dur hemen hemen bir dakika. Seslen. Süpersiniz. Harikasınız. Sara orta. Ciku. Batshuayi. Yelert. Yelert dışarı. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Aferin aslanlarım benim be. Yine topu Fenerbahçe'ye verdik. Mert Hakan sakatlandı. Lincoln oyuna girdi. Yelert. Batshuayi. Yelert. Çok iyi pas çıkarttı. Batshuayi tekrar. Tekrar Yelert aldı topu. Yelert içeri girdi. Saray'a döndü. Sara. Geriye Abdülkerim. Tekrar Sara. Ebimbe. Barış Alper'e gelmedi. Ebimbe. Dışarı. Ya anladığım kadarıyla Fenerbahçe kendi yaralanında pas yapıyor sürekli. biz de basıp alıyoruz topu. Yani gördüğüm o. Ama Fenerbahçe futbolcular genel olarak mutlu durumlarından. Levent, Çağlar, Tariç. Çağlar. Bekao. Bekao, Lincoln. Abdülkerim araya girdi ama Burak kapacak aldı topu. Burak dışarı attı. İkinci golü de atıp rahatlamamız bizim için çok elzem. Jelert, Sara, Jelert. Jelert kaptırdı. Ceko, Torreira. Torreira, Abdülkerim. Davinson Sanchez. Davinson. Lan. Bomboş kaldı adam. Ebimbe vurur mu? Ebimbe içeri girdi. Ebimbe çok kötü çıkarttı şutu ya. Çok kötü çıkarttı şutu. Gabriel Sara. Ortaladı. İyi bir kafa gelmedi. Tekrar Sara'nın önünde kaldı. Taç. Begüm'ün klavye sesi ne kadar geliyor acaba? Sara ortaladı. Ebimbe herkesten sekti. Tekrar saraya doğru geldi. En geride Sara. Onun defans oyuncusu yok en geride. İnanılmaz. Barış Alper. Barış sağdan içeri girdi. Ortasını yaptı. Icardi dışarı. Sara. Sara dışarı. Güzel. Yani rakip alanda oynuyoruz maçı. Bizim için önemli olan o. Rakibe en az tehdidi yaptırıp maçı kazanmak. Icardi Sara'ya tekrar. Sara, Abdülkerim. Döndü Nelson'a. Nelson, Nelson Torreira. Abdülkerim. Abdülkerim, Sara. Yelert kaçtı. Yelert aldı topu. Verdi Sara'ya çok iyi pas. Sara sıfıra iniyor. Yelert'e döndü. Yelert ortaladı. Ebimbe kafa Icardi dışarı. Ah o bir girse. Ah o bir girse. Çok güzel oynuyoruz. Nazar değmesin. Davinson. Barış Alper. Barış Alper. Sara. Sara içeri girecek. Sara içeri girdi. Vurdu. Livakovic. Yelert. Ortaladı gelmedi. Tekrar Sara. Tekrar Yelert. Tekrar Sara'yı gördü dışarı. Bir korner daha. Yelert tekrar. Hadi bir korner golü. Yelerde ortaladı. Sanchez'e gelmedi. Icardi döndü. Sara dışarı. Lan üst üste kaçıncı korner oldu bu ya? Gabriel Sara. Orta. Kafa. Ulan Livakovic. Ulan Livakovic. Başka takıma goldü bu. Öyle söyleyeyim. Tekrar Yeler ortaladı. Çağlar. Sara. Hadi ortala. Sara. içeri girdi. Lincoln bir korner daha. <laughs> Şaka gibi ya. Üst üste dördüncü mü? Beşinci mi bu? Yelert. Orta Nelson'a gelmedi. Icardi indirdi. Bu sefer out. Ben ilk yarıyı 1-0 kapatıyoruz. Çok güzel oynadık. Bu arada gördüğünüz gibi her videoda başka forma giymeye çalışıyorum. Daha videolarda giyecek formamız var çok şükür. Hepsine harikasınız, muhteşemsiniz diyelim şimdi burada bakalım. Mert Hakan çıktığına göre artık şunları Mert Hakan'dan salabiliriz. Eee Lincoln'e prese devam edelim. Mercan'ın şeyi varmış, sarı kartı varmış. Ona hem Markacan pres yapalım. Kırmızı kart görme ihtimali olabilir. Batshuayi ve Icardi şey durumdalar. Icardi ile Batshuayi yerini bir değiştirelim. Ben oyuncu değişikliği yapmayı düşünmüyorum. Aplikerim biraz aksıyormuş ama yapacak bir şey yok. Ben oyuncu değişikliği yapmayı düşünmüyorum. Takım zaten iyi gidiyor. Bu notlar çok önemli değil. Takım iyi giderken bozmak istemem açıkçası. Abdülkerim. Elias Yelert kaptırdı. Ceko aldı. Burak kapacaktan da Sara kaptı. Tamam demek ki Fenerbahçe böyle oynuyor oynuyor. Biz alıp gelip kapıyoruz ki artık o kadar da fark yok. Yani toplu oynamada o kadar da fark yok. Livakovic. İsmail tekrar Livakovic. Bekao. Bekao'dan uzun top. Barış Alper. Güzel. Barış Alper. Levent Mercan'ın içinden geçmeye çalıştı ama o çok da mümkün değil. Sara. Sara. Yeler Kaçtı görmedi Yelert'i. Abdülkerim. Torreira. Ebimbe. Barış Alper. Levent Mercan'ı geçti. Barış ortaladı. Icardi'ye doğru. Icardi Livakovic. Livakovic'i geçemedik bugün ya. Gerçekten Livakovic'i geçemedik. Bir pozisyon dışında olmadı ya yani. Icardi 6.5 ile oynuyor. Gabriel Sara. Filiki'yi kullandı Livakovic. 7.0 diyordu da Livakovic'in 7.5'i falan var ha. 9 isabetli şut atmışız. Biri gol oldu sadece. Sanchez. Sanchez. Sağ kanattan Sanchez geliyor şu an. Sanchez sıfır indi. Barış'a verdi. Barış Alper. Torreira. Vurur mu? Vurmadı. Yelert. Yelert kötü vurdu. Yani ona da gerek yoktu bu arada ya. 65. Sanchez. Sarık. Dur. Cezal durumu düşsün canım. Rotasyonumuz var. Sorun değil Gabriel Sara. Sara ortaladı. Gelmedi kimseye. Barış Alper tekrar saraya indirdi. Sara. Barış Alper vurur mu? Vurmadı. Sanchez vurdu dışarı. Cılız bir şuttu. 20 şut attık ya. 20 şut ne ya? Yelerd. Icardi. Sara. Batuay. Icardi. Çok iyi paslaştı. Ebin Bedirek. <laughs> Kafayı yersin. Ebin Bedirek. Yelerd. Abdülkerim. Ebin be. Çok iyi pas. Barış Alper. Ayağından çok açtı. Levent araya girdi. Şu atak bitsin. Oyuncu değişikliği. Yapacağım. Yapayım. Kafayı yersin ya. E, FM'lendik gerçekten ya. Var mı Fener'de oyuna giren başka oyuncu? Yok. Gerçekten FM'lendik ya. Abdülkerim Bardakçı kötü diyor. Yok ya bir yedekte. Hadi Abdülkerim'le Do2 değişikliği yapalım. Şöyle oynatalım. Yelert'in sarı kartı var. Jakobs girsin oyuna. Yelert yoruldu zaten biraz. Barış Alper iyi durumda. Ebimbe biraz yorulmuş. Ebimbe yerine Berkan'ı oyuna atabilirim. Berkan da sakatlıktan geri döndü ama tekrar sakatlanmasın ya. Kalsın kalsın. O kadar birden değiştirmeyelim. Icardi kötü gözüküyor ama ben biraz da oynamasını istiyorum. Icardi'nin Evet. iki değişiklik aklımızı Jakobs ve Danilo'dan yana kullandık. Abdülkerim ve yorulan Yelert'in yerine iki oyuncu değişikliği yaptık. Barış Alper, Fred araya girdi. Çağlar, Levent. Ya tam ya çok gelişi güzel uzaklaştırıyor Fenerbahçe. Bir takım oyunu yok yani. Jakobs, Jakobs orta çok güzel yere. Batshuayi'ye gelmedi. Barış Alper aldı. Batshuayi! Mişi Batshuayi! Ya normalde buraya bir video koyardım da telif melif atar şimdi. Ama şöyle yapayım siz anlayın. Batshuayi! Batshuayi! Michibat şu Batshuayi. Saracoğlu'nda da atmıştı. Burada da attı. 2-0. 2-0. Batsman. Oh be. Çağlar. Danilo. Barış Alper. Ebim Tekrar Danilo ya. İyi yeni transferler de hemen takım uyum sağladı ya. Ben memnun yeni transferlerin katkısında. Sanchez. Gabriel Sara çok iyi geçti. Sara sıfır ayında o da tekrar. Jakobs'u gördü. Jakobs çalımını attı. Jakobs Livakovic. Milli takımdan geldi Jakobs da. 2.67 ile oynuyoruz. Gabriel Sara. Ortaladı. Sanchez. Barış Alper. Tekrar Sara. Sara ters ayağını aldı. Lincoln aldı ters ayağındayken de. Dakika 80'de artık bir de biraz daha değişiklik yapabiliriz bence. Burada bir değişiklik yok. Orada yoksa biz yapalım. İkardi yerine Ahmet kutucuyu oyun alacağım ben. Hatta şöyle yapalım, kanatlı oyun'a dönelim. Ee, şimdi Sanchez ve Nelson arasında bir seçim yapmam gerekirse Nelson daha iyi durumda. Nelson sonradan bir oyun ama Şöyle Nelson, Ahmet'i sol kanada sarayı buraya, sağ kanada ee, Yunus. Bir dakika. Ebin Bey yerine Yunus. Şöyle yapalım. Sanchez yerine Efecan. Tamam. Bu şekilde. Efecan'ı da oyuna sokmuş olduk. Ahmet'i de oynatmış olduk. Yeni transferlerimizden. Yusuf kaldı bir geriye. O kadar olur. Tamam. Biraz da dinlendi takım. Hemen taktiği birazcık değiştirelim. 2-0'da öndeyiz zaten. Artık diğer oyuncuları da görebilirim. Güzel. Ben memnunum. Ben memnunum. Efecan'dan bir gol gelirse ne sevinirim var ya. Efecan'dan gol gelirse İsmail. Tadic. Tadic'i oyunda ilk defa duymuş olabiliriz. Maxim. Alexander Maxim. Yunus araya girdi. Tadic. Lincoln. Maxim. Oh, Uğurcan. Ha yok. Uğurcan değilmiş. Fenerbahçe'nin dördüncü şutu bu bu arada. Lincoln. Yunus Akgün aldı topu Lincoln'den. Yunus. Pası Batşuay dışarı şu Batshuayi dışarı attı. 4 dakika uzatma var maçta. Fenerbahçe'nin henüz üzü sabitli şutu yok. Efecan araya girdi. Efecan gidiyor. Batshuayi'ye verdi. Batshuayi. Ahmet Kutucu'ya. Ahmet. Gabriel Sara Livakovic. 28 şut ne ya? Sara ortaladı. Danilo dışarı. 28 şut, 29 şut, Barış Alper, Barış Nelson, Yunus Akgün, Batşuayi, Ahmet Kutucuya, Ahmet Kale'yi gördü kötü şut. Bu kornermiş ha. 30. şutumuz bu arada. Hadi 3-0 olsun bari be. Hadi 3-0 olsun. Sara, Yunus, vur Yunus. Sara'ya tekrar, Sara ortaladı. Nelson 3-0! 3-0. Victor Nelson. Oh be. Ya 2-0 böyle zor maçmış gibi hissettiriyor ama yani çok rahat bir derbi oynadık. Herhalde şu kariyerde oynadığım en rahat maçlar Fenerbahçe maçları oldu. Bak Beşiktaş maçında çok daha zorlandık. Ki 1-1 bitti zaten maç. Tadic, Fred, Artık maçın bitimine yaklaştık. Adil Demirbağ, İsmail Yüksek. Sen Maksimin'e gelmeden Efecan aldı topu. Efecan sen Maksimin'i geçti. Efecan gidiyor şimdi. Efecan. Efecan sağ kanatta Adil araya girdi. Uzaklaştırdı Nelson. İndirdiği yerde Toreyra ve Galatasaray. Fenerbahçe 3-0 yeniyor. Hemen soyunma odasına gidip maç sonu konuşmamızı yapıp puan durumuna bakalım. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir galibiyet oldu. İki maçta da Fenerbahçe'yi yenmiş olduk böylece. Bizim için efsane maç oldu ve evet. Çok uzaklaşmaya gerek yok. Ligde 64 puanla lideriz. Daha Ocak ayındayız. İkinci Beşiktaş'ın 49 puanı var. Artık ligde şampiyon diyebiliriz kendimize. Buradan ben vermem. Onu söyleyebilirim. Yani Galatasaray da vermez. Ben de vermem burada. Artık önümüzde bir Avrupa var. Avrupa'yı olabildiğince iyi oynayacağız. Birkaç mağlubiyeti göze alıp ligde bazı rotasyonlar yapabilirim ki rotasyon kadromuzu da güçlendirdik. Ama son durumumuz bu. Çok iyi durumdayız. Umarım hem şampiyon olacağız hem şampiyonlar liginde böyle yarı final falan görürsek çok güzel olur. Ya da Fatih Terim'in dediği gibi buraya kadar gelmişken kupayı alırız belki ilk sezonda. Neden olmasın ki daha bu takıma o simen gelecek geri. Öyle yani. Ben mutluyum. Bu kariyerin ilerleyişinden de mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.